Karmayı yaratmak. Yani karmayı biz gerçekten yaratabilir miyiz? Kelime köküne bakalım. Karma, kiri kelime kökünden geliyor Sanskritçe. Kiri zaten kendi içinde yaratmak, eyleme geçmek, harekete geçmek demek. O yüzden yaratmayı yaratmak gibi bir şey oluyor aslında, karmayı yaratmak. Burada sanırım hepimizin kullanmak istediği şey, ben hali hazırdaki yaşadığım hayatım, beğenmediğim yönlerini nasıl değiştirebilirim? Çünkü ben çoğu kez şöyle duyuyorum kişileri. Tabii ya, karmasını yaşıyor. O kadar şey yaparsa bak karşılığı budur. Aslında burada kişinin demek istediği şey, ne ekersen onu biçersin. Yani o kadar kötülük ekti ki bu hayata, artık kendi hayatın, öz hayatının içinde de kötülük bulması bekleniyor kişinin. Ama burada genel olarak baktığınızda aslında kişi hayata kötülük ekiyor. Yani karma aslında bizim bireysel hayatlarımızdan önce hayatın tamamıyla ilgilenen bir alan. Yani bir düşünce, duygu ve davranış seçiyoruz. Bu bir etki yaratıyor. Bu etkinin karşılığında da bize bir tepki geliyor. Bunun bir tam tersi var. Akarma, yani tepki yaratmayan etki. Oraya gelebilmemiz için aslında bizim yoga pratiğinin içerisindeki birçok alanı anlamış, fark etmiş ve farkındalıkla aslında o hareketleri, asanaları uygulamamız gerekiyor. Ya da düşünce ve davranış şekillerini algılamamız gerekiyor. Peki yoga yapmıyorsunuz. Kendi hayatınızda bu karmayı nasıl kullanmanız gerektiğini, yani karmanın mantığını nasıl anlamanız gerektiğini size biraz açıklamak istiyorum. Mesela ben herkese koşturuyorum. Hayatım boyunca herkese yardım ediyorum. Ama gerek özel hayatımda, gerek annemle, gerek babamla, gerek arkadaşlarımla sürekli yalnız bırakıldığımı, kimsenin beni aramadığını, kimsenin benim yardımıma koşmadığını hissediyorum. Ve kendimi şunu sorgularken buluyorum. Yani ben herkese yardım ederken neden kimse beni bu kadar önemsemiyor? Ben yardım ediyorum insanlara. Çünkü bu yardım eyleminin temelinde bir duygu var. Yalnız kalmamak ya da takdir edilmek ya da beğenilmek. Eğer ben bu duyguyla yüzleşemiyorsam, istediğim kadar eylem yaparken bulayım kendimi. Hayat bana sürekli, ben eylem yaptıkça takdir edilmeyi beklerken takdir edilmemeyi getirecektir. Çünkü ben burada takdir edilme boşluğunu doldurmaya çalışıyorum. O beklenti ile yüzleşemediğim için, farkında olmadığım için ya da o beklentinin beni mutsuz etmesine izin veriyorum. Yani karşılıksız bir şey yapmayı beceremiyorum aslında. Her ne kadar dilimde bu olsa da karşılığını bekliyorum. Bunu özellikle beslenme alanında çok fazla görüyoruz. Çünkü kişiler şöyle diyor mesela, hayır diyemiyorum. Herkese yardımcı oluyorum, hayır diyemiyorum. İşte orada ben kendime öz bakım vermem gereken, kendime ayırmam gereken vakitten çokça çalıyorum. İlk önce kendimi, kendimin sevmesi gerektiği o alandan çokça çalıyorum. İlk önce kendime vakit ayırmam gerektiğini göremediğim o alandan çokça çalıyorum. Ve beden fiziken inanılmaz yorulmuş oluyor, mental olarak inanılmaz yorulmuş oluyor. Çünkü herkese yetmeye çalışırken hiçbir yere yetemiyor. Gece uyuması gerekirken bile zihninde ya geçmişte ya gelecekte bir yerleri koştururken buluyor kendini, dişlerini sıkıyor. Peki ben bunu beslenme dışında postür alanında da nasıl görüyorum? Dişleri çok sıkarak uyuduğu için kişinin boyun kasları o kadar çok yorulmuş oluyor ki, çene kasları ve boyun kasları, sırtında, boynunda sürekli ağrı, spazm yaşarken buluyor kendini kişi. Ya da beslenmesinde o kadar çok farkında olamıyor ki ne kadar koşturduğunun, o kadar hunharca kullanıyor ki bedenini, sürekli basit karbonhidrat, basit enerji, kan şekerini hemen yükseltecek enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yani basit şekere gidiyor. Bu yüzden de kilo almaya başlayabiliyor. Ya da kilo almıyor, insülin dengesi bozuluyor, kan şekeri dengesi bozuluyor. O yüzden karmanın tamamını anlayabilmek için düşünce, davranış ve duygularda farkındalığı anlamak gerekiyor. Bir şeyi değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Ben artık bu karmanın içinde olmak istemiyorum diyorsunuz. Bir kere işte bu cümledeki motivasyonu görmeniz gerekiyor. Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bunu net yazmanız gerekiyor. Sonra sizi buraya iten bir davranış kalıbı var. Gün içerisinde bir alışkanlık döngüsü var. Yazın lütfen bu alışkanlıklar neler? Sizi bu değiştirmek istediğiniz yere götüren şeyler neler? Mesela neden hayır diyemiyorsunuz?
ya da aslında gerçekten kimlere hayır diyebilirsiniz? Aslında herkese bu kadar koşturmak zorunda mısınız? O öncelikler listeniz neler? Yazın lütfen. Ve gerçekten yardım mı etmek istiyorsunuz yoksa o yardımın altından çekmek istediğiniz bir duygu var mı? Takdir edilmek, sevilmek, önemsenmek. Bunu da yazın. Ve sonra bunların kaçını düzeltebilirsiniz? Kaçını değiştirebilirsiniz? Kaçının duygu, düşünce ve eylemini dönüştürebilirsiniz? Karma, düşüncede, duyguda, davranışta farkındalık demek olduğu için neyi değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsunuz? Ve bunların duygusu, düşüncesi ve davranışı neler? Bu üçüne iyi bakmak gerekiyor. Bunları dönüştürdüğümüzde işte o zaman gerçekten hayatımızın karması dönüşmüş oluyor.